Kahraman Şakul lisans ve yüksek lisansını Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde tamamladı. 2002'de Georgetown Üniversitesi Tarih Bölümünde doktora çalışmalarına başladı. 2009'da 1. Osmanlı-Rus İttifakı'nın kuruluşu 1798 ve Adriyatik'te Osmanlı-Rus Ortak Deniz Harekatı konulu bir doktora teziyle mezun oldu. 2010-2011 yüz döneminde Georgetown Üniversitesi Doğu Akdeniz Çalışmaları Merkezi'nde akademik direktörlük yaptı. 2010'dan sonra İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde doçent doktor unvanıyla çalıştı. Osmanlı askeri ıslahatları, siyasi kültürü, Osmanlı teknoloji tarihi üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayınlandı. Osmanlı askeri tarihi hakkında ulusal ve uluslararası konferanslar düzenledi, çeviriler yaptı ve deneysel tarih konusunda bir derleme hazırladı. Çanakkale Savaşı hakkında bir serginin eş küratörlüğünü yürüttü. 2010-2021 arasında İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümünde çalıştı. Hala Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde öğretim üyesi olan doçent doktor Kahraman Şakul'un Osmanlı askeri ıslahatları, siyasi kültürü ve Osmanlı teknoloji tarihi üzerine çeşitli ulusal ve uluslararası akademik dergilerde makaleleri yayınlandı. Osmanlı askeri tarihi hakkında ulusal ve uluslararası konferanslar düzenledi, çeviriler yaptı ve bir derleme hazırladı. Çanakkale Savaşı hakkında bir serginin eş küratörlüğünü yürüttü. 17. yüzyılda Osmanlı kuşatma savaşları hakkında TÜBİTAK destekli bir proje tamamladı. Doçent Doktor Kahraman Şakul'un 2. Viyana kuşatması 7 başlı ejderin fendi, Kamaniçe kuşatması 1672, Uyvar kuşatması 1663 ve Çehrin kuşatması 1678 adlı kitapları yayımlandı. Bir de güzel çocuğunuz var. Kaç yaşında? 4,5 yaşına geldi Ayşe Gülruh. Bir adaş durumu da var yani. hocam, Georgetown'a giden ilk Türk öğrencisi diyebilir miyiz size tarih? Benden önce gidenler var yani zaman içerisinde olan öğrenciler. Yani Emrah olmuş. Safa sizden sonra o da Georgetown. Bizim doktora hocamız Gábor Ágoston, ünlü Macar asıllı Osmanlı askeri tarihçisi. Burada da kitap var. Onunla ilk doktora tezi yazan ilk Türk öğrenci ben oluyorum. Doktora evet. Tez danışmanınız. Evet. İlk doktora teziniz ne üzerineydi? Benim doktora tezim 3. Selim dönemi Napolyon'a karşı kurulan Osmanlı-Rus-İngiliz İttifakı. Yani 1798-1807 arasında idi. Çünkü tarihimizde Ruslarla savaştığımız düşünülür. Bu ilginç bir örnek. İlk defa Ruslarla müttefik halinde Fransızlara karşı savaşmak. Bunun Akdeniz cephesi daha ön planda oluyor tabii Mısır işgal edildiği için. Halbuki Adriyatik cephesi de çok önemliydi. Çünkü ilk defa Osmanlılar Fransızlarla karadan komşu oldular. Fransa'nın Balkanlara saldırısından dolayı. Dolayısıyla devamlı Fransa'nın Balkanlara saldıracağı, Moria'ya saldıracağı korkuları var 1795'ten sonra. Dolayısıyla Mısır işgali biraz sürpriz olsa da Osmanlılar aslında Fransa'nın Osmanlı'ya saldıracağını biliyorlar, bekliyorlar yani. Bu tez bununla ilgiliydi. Osmanlıların ne kadar esnek olduğunu gösteriyor. Daha 5-6 yıl öncesine kadar Ruslarla savaşırken bir anda Ruslarla birleşip Karadeniz'den gelen Rus filosuyla Osmanlı filosunun beraberce Adriyatik'e gidip Tepederen'le Ali Paşa'nın da desteğiyle beraber Adriyatik'teki İonya adalarını işgal etmiş olan Fransızlara karşı savaştığını görüyoruz. Bu ilginç bir şey. Niye ilginç? İşte Osmanlı real politikasını gösteriyor. Yani, bu değişimin ve dönüşüm. Yüzlerce yıllık dost kabul edilen Fransa'ya karşı yüzlerce yıldır düşman kabul edilen Ruslarla bir olup savaşabiliyor. Bu önemli bir şey. Diplomasi de gerçekçilik meselesi. Ve 6-7 yılda sürdü. Yani bu ittifak ilişkisi. Ruslarla ittifakı Balta Liman Anlaşması'na kadar giden bir süreç. Doktora tezim bununla ilgiliydi. Ya bu Napolyon Avrupa tarihinde tabii bir dönüm noktası yani önemli bir şey ama Osmanlı tarihinde de etki yapmış. Bu sizin tezinizde ilgili notları okurken Osmanlı tarihinde de onun üzerine yazılanları okurken dönüm noktası olmuş. Nasıl etkilemiş Osmanlı'yı diye bir genelleme bu kadar derin ve titiz bir çalışmanın içinden bir sonuç cümlesi çıkartmak zor ama en azından önemli etkilerini dinlemek isteriz sizden.
Osmanlılar ile Napolyon arasında bir aşk ve nefret ilişkisi var. Hı hı. Çünkü bir yandan adam Mısır'ı işgal ediyor. Savaş ilanı olmadığı halde. İlk başta böyle başlayan bir şey. Kötü başlayan bir ilişki. Ama 1803'ten sonra, yani Fransa ile barıştıktan sonra, sanki böyle Fransa artan İngiliz ve Rus etkisine karşı bir denge unsuru olabilir gibi düşünülmüş. Balkanlar o dönemde çok karışık. Özür dilerim, ağzıma şeker var da. Yok, estağfurullah. Alerji olduğundan dolayı. Yok, hastasınız, hasta olduğunuzu biliyoruz. Buyurun. Boğazım gıcık yapmasın, evet, şeker attım, evet, ağzına. Dolayısıyla 1803'ten sonra böyle Napolyon'un kendini imparator ilan etmesinin Osmanlılar tarafından tanınması örneğinde gördüğümüz gibi böyle bir Fransa'yla yaklaşma politikası izlenmiş. Bu da 1805'ten sonra zaten Ruslar ve İngilizlerin Osmanlılar savaşı ilanıyla sonuçlandı. Hı hı. Bu da yani ilginç bir şeydir. Çünkü 3 yıl öncesine kadar müttefiktiler. Yani bu diplomasi de özellikle Napolyon dönemi savaşlarında ittifakların ne kadar böyle kolay değişebildiğini, hı, görmek çok ilginç bir şey. Ve Osmanlılar için bir okul oluyor tabii. Yani Cevdet Paşa meşhurdur bu dönemleri anlatırken, Osmanlılar işte kandırıla kandırıla kandırmayı öğrendiler, hı hı, diye. Çünkü diplomasi o dönemde politika, hı hı, kelimesiyle karşılanıyor. Bugünkünden farklı. Politikanın ilmi politikiye, hı hı, denilen şeyin özünde devletlerin birbirini kendi çıkarları için kandırması olarak görüyorlar. Cevdet Paşa işte Osmanlıları bu dönemde devamlı müttefikleri tarafından kandırılan, kandırıla kandırıla bir noktadan sonra kandırmayı öğrenen bir devlet gibi sunuyor. Bu tamamen doğru değil ama en azından bir şeylerin değiştiğini göstermesi açısından önemli, önemli bir saptama. Üçüncü Selim'in dolayısıyla Napolyon'la böyle bir aşk-nefret ilişkisi var. Bir de şu var tabii, Napolyon çok önemli bir askeri deha olarak kabul edildiği için düşmanları bile belli bir noktaya kadar adamın askeri dehasına hayranlık besliyorlar. Bir hayranlık ilişkisi tabii, tabii, de tabii bir tabii şekilde var. Şimdi bir müzik arası vereceğim ama Cevdet Paşa'nın, hı hı, Osmanlı'yı işte temiz, saf, hı hı, işte farkına varmadı falan gibi bir takım nitelemelerini çok doğru bulmuyorsunuz. Evet. Biz Osmanlı tarihini aslında Cevdet Paşa'nın, ki o 19. yüzyılda başka da çok da fazla şey yok, derli toplu bütün, hı hı, bir hikayeyi bize anlatan tarihçi de yok. Cevdet Paşa'nın bize anlatımı üzerinden tanıdığımız ama bunun da bize çok doğru veriler vermediğini söylüyorsunuz. Başka bir yerden bakıyorsunuz yine. Biraz onun üzerine de konuşalım isterim. Olur. Bu yeni askeri tarihçilik nedir? Siz, hı hı, buna niye merak saldınız? Aslında bu niye ihtiyaç duyuldu yeni askeri tarih? Biz güzel güzel işte bu Cenk hikayelerini falan dinleyip gidiyorduk. Yani bunun içine bu kadar girip tahliller, sosyal ilişkiler, kültürel, evet, meseleler, evet, bakalım, falan. Bunun ön sözünde vardı, öyle güzel bir alıntı vardı. Osmanlı tarihçilerin eski askeri tarihle ilgili sorunları üzerine. Evet, ondan alıntı yapabiliriz. Yani orada böyle bir, hani ne oldu da siz böyle bir başka bir açıdan bakmaya başladınız? Onu da konuşalım istiyorum. Bu Fısıldaşan Şehirler diye bir kitap var önümde. 17. yüzyılda İstanbul, Londra ve Paris arasında bilgi akışı. Evet, Jean-Paul Gabriel, ondan çevirdiğimiz bir kitap. O doktora teziydi aslında. Oxford Üniversitesi'nde yapılmış. O önemli, yani İstanbul'da Köprülüler devrinde hangi yabancılar var Avrupa'ya bilgi uçuran? Ve bu bilgilerin edinilme şekli ne? Nasıl ediniyorlar? O ilginç işte, yani bu bilgi akışı dediğimiz mesele. Yani nasıl ediniyorlar? Mesela çok uzun yıllardır burada yaşayıp zaten Türkçe bilen, saray erkanıyla arkadaşlıklar kuran pek çok insan, bizim vaka nüvislere yansıyan pek çok bilgiyi İngiltere'ye, Fransa'ya, gazetelere mektup olarak yazıyorlar. O mesela işte Kara Mustafa Paşa'nın idamı çok meşhur bir olaydır. Yani o dönemde Avrupa'nın en nefret edilen şahsiyeti olduğu için adam. Öyle de bakmıyoruz. Çok Osmanlı tarihi diye bakıyoruz. Yani Osmanlılar süper güç o dönemde. O gazetelere baktığınız zaman bir kısmı artık online Allah'tan. Yani hemen her gün Osmanlılarla ilgili bir haber var. Bu haberleri kim aktarıyor? Nereden geliyor bu haberler diye baktığınızda işte Jean-Paul Gabriel bu kişileri bulmaya ve bunların ilişkiler ağını ortaya koymaya çalıştı. İlginç bir şey çıkıyor çünkü bizim kaynaklarımızda yazılan dedikodularla o tarafa giden dedikodular çok benzer. Bu da bu insanların bu dedikoduları işte burada zaten edindiklerini. Bu da yaşayan tabii, insanlar tabii tarafından. O dedikodularla ne yapıyorlar, o önemli. Yani. Nasıl bir strateji ortaya tabii, koyuyorlar. Tabii. Şimdi Kara Mustafa Paşa için dediniz ki nefret ediliyordu. Bugün de öyle. Mesela bu Yeni Zelanda katliamında veya işte bu Brevnik Danimarka'da işte aşırı sağın ve işte 80'e yakın kişinin ölümüne sebep olan
kişi katilin kendi ya. Manifestosunda falan. Yani mutlaka Viyana kuşatmasına bir değini var. Mustafa Paşa'ya, Kara Mustafa Paşa'ya bir şey var. Yani Avrupa'da bugün bile hala tabii. onun ruhu bir şekilde var. Tabii. Yaşıyor. Ve şey yani tarih geçmiyor. Tarih bir şekilde kendini farklı sembollerle yineliyor, devam ettiriyor diye düşünüyorum. Evet. O yüzden sizin bu derinlemesine titiz çalışmalarınız da bize farklı bir şekilde bir perspektif sunuyor. Ne dinleyelim? Osmanlı sefere çıkarken ne dinliyor? Rehavi makamı. Rehavi makamı. Şaka yapıyorum tabii. Uşak makamını söyleyeceğiz şimdi. Uşak makamının da en iyi işlediği söylenen bir bestecisinin eserini seslendireceğim. Şevki Bey'e ait bir eser. Rengi ruhsarına gülgün dediler diyeceğiz. Gülgün dediler. Evet. Güzel değil mi? Hiç bir sefer şarkısı değil ama böyle bir dinlenme. Şimdi bir şey mola vermiş olalım. Mola verdiğinde ordunun belirli rutinleri vardır tabii. Böyle şeyleri de dinliyorlar. Onu da konuşalım. Tabii böyle. Sadece kaba müzik dedikleri mehter dinlemiyorlar. Akşam çadırları çekildiklerinde işte böyle şeyler. İlmi toplantılar. Bir sürü insan var. Çevirmenler, ulema. Kaç gün kalıyorlar o seferde? Sırf sefer değil ki. Sefere gidiş 81 gün zaten. Nasıl eğlenecek bu adamlar? 81 gün dediğimiz şey nereden baksak 4 ay. Yani ne yapacak bu adamlar? Yani bir kısmı sıkıntıdan çeviriye başlıyor Arapçadan. Bu da var. Sadrazam diyor ki sen iyi biliyorsun şunu çevir falan. Çevirdikçe gel oku. Bir kısmı şiir yazıyor. Geldikleri yerin güzelliğini vurgulamak için. Ve her akşam da ilmi sohbetler. Bu sadece işte Kur'an'ın belli ayetlerinin yorumlanması değil ki. Müzisyen grubu da var orada. Yani insanlar çalıyor, söylüyor. Tamam, biz de böyle bir şey sohbetin parçasıyız. Bugün diye düşünüyoruz. Buyurun efendim. Oh,
Sizin var mı müzikle ilişkiniz? Bravo. Yani benim aile müzisyen. Dolayısıyla hem abim hem ben böyle amatör olarak müzikle ilgilendik tabii. Yani bir gitar çalıyorsunuz galiba. Gitar çalıyordum. Bir ara grubumuz vardı. Çıkıyorduk sahneye falan ama işte akademik işler tabii çok kıskanç. Başka şeye izin vermiyor. Yani tüm hayatınızı bu çalışmalar kaplıyor. Ya o kadar da tabii değil ama yani çok vakit alıyorlar. Yani kitap yazmasam gitar çalabileceğim bir vakit sonuçta. Kitap yazmaya gittiği için hesaplamıştım kaç saat harcadım diye de sonra moralim bozuldu, bıraktım hesaplamayı. Ne kadar bir vakit harcıyorsunuz? Mesela şöyle bir kitap. Bunun en büyük avantajı salgına denk gelmesi. Yani eve tıkıldığımız için onu öyle değerlendirdim. Muhtemelen salgın olmasaydı ben bunu 9 ayda yazamazdım ama tabii evveliyatı var. Yani bu bir TÜBİTAK projesinin parçasıydı. Köprüler devri, Osmanlı kuşatma savaşlarının görselleştirilmesi konulu bir TÜBİTAK projesiydi. Dolayısıyla işte asistanlar var, grafikerler var filan. Yani bir altyapısı var. O ne kadar sürdü? 27 aylık bir yani proje. Yani siz mesela o grafikleri çalışırken işte Kamaniçe kuşatmasını bir grafik çalıştırırken detay detay bilgileri grafikerlere veriyorsunuz. Siz aslında o sahneyi daha doğrusu o savaş alanını gözünüzde canlandırıyorsunuz. Tabii. Çünkü grafikerler savaş tarihi bilmek zorunda değiller. Yani Osmanlı tarihi bilmek zorunda değiller. Devamlı her adımda yönlendirmem gerekiyor. Yani çok keyifli bir çalışma süreci oldu. Ama işte bunların son çıktı olarak kitaba dönüşmesi ayrı bir süreç. Ayrı bir süreç. O çok vakit alıyor. Müzik konuşmuştuk biraz önce hocam. Hemen kitaptan bir bölüm verdi Çehrin Kuşatması'ndan. Savmı Meryem Şenliği. Evet. Osmanlı ordusuyla Çehrin'i kurtarmaya gelen Moskov ordusu karşılaşır. O gece işte geleneksel bir ayin gecesi Ortodoks'ta kutlamalar yapılıyor. Ve gece karanlığı Osmanlılar onları duyuyorlar, dinliyorlar. Bu kaynak Behçeti Efendi ki Viyana kuşatmasından dönerken hastalıktan öldü Belgrad'da. Müzeye meraklı belli. Çünkü devamlı makamlardan bahsediyor. Müzik aletlerini yapıyor. Kazakların kullandığı aletleri tabir ediyor, anlatıyor filan. Onun ifadeleri nasıl duyar bir Osmanlı beyefendisi, katibi Kazakların müziğini, folk müziğini? Şimdi tabii onların eğlenceleri veya işte o kutsal gün kutlamalarını uyumsuz bağırışlar, çirkin çirkin sadalar ortalığı kaplayıp her biri kendi lehçeleriyle avazları çıktığınca makamsız çığırırlardı diyor. İçlerinde çağrıcılar olup hay hay diye çağırırlar tabii o dönemin diliyle. Fakat savaşta müziğin önemini de çok anlatıyor diyorsunuz. Orada anlatıyor aslında. Şimdi bu bizde kabasaz, ince saz diye ayrılıyor. Onların yaptığı işte kabasaz eğlencesi. Çünkü ayin gecesi. Ayin kutlaması bitince işte onların geleneğine uygun bir şekilde vodkalar içilecek. Ve halay çekilecek. O halayda işte ayağı yere vurup. Bizim horon gibi hay hay huy huy diye ses çıktıkça. Bunlar öyle duyuyor. Makamsız geldiği için kulaklarına. Çünkü açık hava müziği bangır bangır. Makamsız gelince de işte böyle çirkin çirkin sesler filan. Uyumsuz sadalar. Başka yerlerde iyi anlatıyor mesela. O kadar yani şehirden hüzünlü müzikler geliyordu ki diyor. Yani çok duygulandık diyor. Bir aletten nasıl bu kadar farklı farklı sesler çıkabilir? Aklımız ermedi diyor. Tabii kazılan hendeklerde Osmanlı askeri. Tabii duyuyorlar. Kiliselerden yükselen ok seslerini duyuyorlar. Ok çok sesli bir alet ve sesi çok derin geldiği için. Mesela nasıl olur da bir aletten bu kadar farklı sesler çıkabilir? Ne kadar hüzünlü nameleri var bu adamların diye. Yani sadece kötü anlatmıyorlar. Ama ilginç bir şey. Müzik alanının da siyasi çatışmanın bir sembolüne dönüşmesi. Bunun çok örneği var resmi geçitlerde. Şimdi Eflak Boğdan'dan bahsettik mesela. Onlar da katılıyorlar savaşlara. Bugünkü Rumenler diyelim kabaca. Şimdi hakimiyet alameti olarak padişah onlara belli semboller gönderir. Onun bir parçası da mehter takımı. Dolayısıyla adam resmi geçit yaparken tabii bir kakofoniye dönüyor. Çünkü kendi bandosu var. Kendi müziklerini çalıyor. Arkadan davul zurna mehter bizim havaları çalıyor. Dolayısıyla aynı anda ikisini duymak çok irite edici pek çok insan için. Ama diğer yandan mesela Evliya Çelebi gibi bir ismi okuyunca hiç umurunda değil bu kakofoni. Çünkü onun umurunda olan Osmanlı hakimiyetinin mehter sayesinde işte öyle bangır bangır çalarak vurgulanması filan. Mehter tabii Osmanlı hakimiyetini vurgulayan bir Evet.
bir en önemli sembolik unsur. Evet, böyle incelikler var işte, padişahın ya da sadrazamın önünden geçecek derken tabii hepsinin kendi sancağı var. Hı-hı. O sancıklarda işte Hazreti Meryemler, haçlar, şunlar, bu Hristiyanlık sembolleri. Onu böyle aşağı indiriyorlar, başı eğiyor. Ha, padişahın önünden geçerken tabii, Hristiyanlar tabii kendi sembollerini aşağı indirerek. Tabii, böyle biraz indirerek böyle bir şey, ne diyelim, tazim etmek falan Osmanlıları. Biz sizin işte tabiiniziz. O tip şeyler, ince mesajlar oluyor. Yani ilginç. Savaşın bir de böyle şeyleri var, savaş çalışmaları. Kendi içinde. Tabii bir sürü etnik grubu. Yani koskoca bir ordu. Bu ordu savaşa gidiyor. Bunun ne bileyim yemeği var, içmeği var. Yani bir hayat var, sağlık var. Hani nasıl bir şey, nasıl bir şey gözümüzde canlandırmalıyız bir Osmanlı ordusunun savaş sürecini düşünürken? Her ordu siviller ve askerlerden meydana gelen bir yapı aslında. Çünkü bir askerin savaşabilmesi için geride 4-5 sivil olması gerekiyor. Belli işleri yapan. Böyle bakınca da askerden çok sivil nüfus var gibi bir noktada. Kaç kişi ortalama bir rakam verilir? Bu savaşlardan, yani Köprüler Devri savaşlarından bahsedeceksek, Viyana hariç o çok kalabalıktı. Ortalama öyle anlaşılıyor ki 60 bin 70 bin civarında muharip var. Yani savaşan asker. Ama herhalde ona yakın sayıda da sivil oluyor. Olmuyor. Sorun şu ki siviller savaşın başından sonuna kadar durmuyorlar. Geliyor, mal satıyor, dönüyor bilmem ne filan. Ya da esir almaya, köle almaya geliyor. Ya da yakın bölgedeyse Müslüman yerleşimi günlük geliyor, gidiyor. Dolayısıyla ordugaha giren çıkan belli değil. Bu da işte casuslukları meselelerini gündeme getiriyor. Yani verili bir anda ordunun mevcudu nedir sorusunun tam bir cevabı olmamakla beraber bu savaşlarda yani 120-130 bin civarında insanın olduğu anlaşılıyor. Çünkü baktığımız zaman çadırların dizilimine yani bize basit geliyor ordugah. Ama mesela 10 kilometrelik bir alana, bir hatta yayılıyor. Bu bir de geriye doğru gittiği zaman, kilometre kare olarak hesapladığın zaman koca bir Kadıköy kadar aslında bir ordugahtan bahsediyorsunuz. Bu kadar insanı sevk etmek bir önemli, orada tutmak. Çok zor. Yani o yüzden hayranlar zaten bu Osmanlı lojistik sistemi. Bunu sağlıyor çünkü bugün hep o örneği veriyorum. Asfalt yoldan bile yürütmeye kalksanız bu kadar insana. İstanbul'dan çıktınız işte 20 bin kişi. Diyarbakır'dan gelenler, Mısır'dan gelenler, yolda katılacaklar, Balkanlardan gelenler. Sınıra gidene kadar 120-130 bin askere ulaşıyorsunuz. Şimdi bugün bile karayolundan bile yürütseniz bu insanların bir sürü ihtiyacı var. Nasıl karşılanır bunlar? Her gün ekmek pişecek değil mi? Çadırlar kurulacak, her gün çadırlar kaldırılacak. Yani her gün kurulup kaldırılıyor çadırlar. Buna da mehter deniyor. Mehter deyince biz müzik anlıyoruz ama mehterin bir grubu da bu. Yani çadırcı esnaf aslında. Bir kısmı müzisyen, bir kısmı bunları yapar. Dolayısıyla geri hizmette çok fazla görevli var. Bir de ordu pazar dediğimiz bir kesim var. Onun içinde de tabii ki şey, işte mal getiren, götüren, orduyu besleyen, parasıyla mal satan. Orada da şey fark etmiyor, Hristiyan, Müslüman, Yahudi çok, yani herkes var. Herkesin belli bir uzmanlığı var. Savaşın hangi bölgede olduğu da tabii çok belirleyici. Mesela işte Viyana, Sırbistan bölgesine yakın olduğu için çok Sırp var ordudan. Ama Yahudi tüccarlar da çok, özellikle Ukrayna'da. Çünkü Orta Çağ'dan beri Yahudi orada tüccarlar yani orayla ticaret yapan insanlar. Bu Osmanlı için çok kolaylaştırıyor. Çünkü nereye gitseler Türkçe konuşan birilerini buluyorlar. Önce şaşırıyordum ben, nasıl oldu biliyor falan diye ama. Şimdi gidince Lviv şehrini ben gördüm. Orada koca bir Ermeni katedrali var, Orta Çağ'dan kalma. Yani Osmanlı'dan bile önce. Bu insanların çoğu işte yönlendiriyor Osmanlıları. Türkçe de biliyorlar. O çok büyük avantaj. Her yerde bundan yararlanıyorlar. Ordu yapısına baktığınız zaman aslında bir toplumun minyatürü gibi. Yani o toplumu oluşturan her kesim orada var. Yani bir Türkmenlerden toplum gidiyor sefere yani aslında. Şöyle mesela leasing finans sistemi diyoruz. Bunlar var önceden. Nedir leasing? Yani devlet deve almak istemiyor savaş var diye. Çünkü ne yapacak savaştan sonra? Kiralıyor, kiralama sistemi. Dolayısıyla bir sürü Türkmen aşireti sadece deve yetiştirir. Araba kiralama servisi gibi. Yani bir sektörü de var bunun tabii lojistiğin sağlayan. Katar işte 7 deve, 10 deve yerine göre değişiyor. Bir Katar, her Katar'ın başında da bir devesi ise. Bunlar Türkmen. Mesela Selanik bölgesi, işte bugün Denizli bölgesi. Buralardan bunlar gider. Sırpların işte meşhur arabaları, malzeme taşıma kapalı arabaları, serim arabası denilen şeyler. Bunların arabacıları Sırp. İşte toplara sürülecek şeyler, karamandalar, camuslar. Bunlar Romanya bölgesinden sağlanıyor bu seferlerde. Dolayısıyla bunların bakıcıları da Rumen filan. Yani böyle bir şey var. Peki, ne diyelim, etnik karışıklık var. Bu etnik karışıklık, bu etnik kültürel bir dil sorunu da beraberinde getirmiyor mu? Yani sonuçta bir de etnik mesela Türklerin yani coğrafyanın da kendi içinde Lazı var. Tabii, yani hani farklı dinleri bir tarafa bırak. Lazı var, Kürdü var. Hani hepsi, onlar da karışık. O etnik ilişkiler nasıl gelişiyor? Dil sorununa dair kaynaklarda bir şey görmüyorum. Yani konuşamadık, anlaşamadık gibi
şikayetlerden ziyade eski insanlar belli özellikleri belli etnisitelerle bağdaştırmaya çok meraklılar. İşte efendim bu sadece Türklerde değil, mesela seyyah geliyor İstanbul'u geziyor. Efendim kapalı çarşıda işte Müslüman esnaf çok ağırbaşlı, sessiz filan. İşte Rum esnaf çok yaygaracı, çok bağırarak konuşuyorlar filan. Böyle gözlemler yüzlerce yıl içerisinde birikince bir şeye dönüşmüş. Böyle ne diyelim, ilkel antropolojik bir şeye dönüşmüş. Dolayısıyla bu tip önyargılar var. Kabaca bunu önyargı diyelim. E şimdi orduda bu kadar insan bir araya gelince bu tip önyargıların yol açtığı sorunlar da olabiliyor. Yani mesele sadece Müslüman-Hristiyan çatışması gibi olmuyor. Yani Tatarlar Müslüman ama Osmanlı Müslüman askerlerinin gözünde Tatarlar çok egzotik. Çünkü şey adamlar, göçebe. Giyimleri, kuşamları, yedikleri, içtikleri her şey farklı. Mesela onların ekmek yememesi Osmanlı için çok garip bir şey yani. Tatarlar ekmek yemiyormuş. Hepsi değil ama mesela Nogaylar, işte daha bozkıra yönelik yaşayanlar, Kırım'ın içindekiler daha şey. Kasaba, şehir kültürüne sahip insanlar ama şeye çıktıkça göçebelerde ekmek tüketimi çok azalır. Yani Orta Asya'da da öyledir yani. Ve ordu hayret ediyor yani ordunun içindeki. Şaşırıyorlar bunlar niye ekmek. Onlar da Osmanlılar tabii şaşırıyor. Bunlar niye ekmek yiyor falan. Yani ekmek yemek çünkü şey. Ekmek yemek yiyor. Böyle köylülerle bağdaştırılan bir şey ve göçebelerde köylüleri sevmez. Böyle köle gibi falan görürler. Ekmek toprağa yemek bağlıyorsun. Köylülerle tabii orada. İşte yerleşik hayatın bir simgesi. Özgür değil bu insanlar. Toprağa bağlı işte yaşayan bir takım insanlar gibi. Bu çok evrensel bir şey. Yani Çin-Hun ilişkilerinden alın. Kaynaklar bu tip böyle şeylerle, önyargılarla dolu. Dolayısıyla böyle bir Tatar yağması vardır meşhur. Tatar ordusu Osmanlı ordusuna katılınca onların şerefine İşte böyle 100 metre boyunda açık sofralar hazırlanır. Binlerce çanaklar. İşte tümden çevrilen Tatar usulü çevirme diyorlar. Tümden hayvanı şişe geçirip çevirmeler. Yüzlerce koyun, yüzlerce sığır. Bir de özellikle sığır. Osmanlılar sığırı da sevmez ya. Tatarları sığır çeviriyorlar falan. Böyle şeyler ilginç geliyor. Tabii çok teatral bir şey. Çünkü emir verilince yağma emri. Bu eski Türklerde potlatç denilen bir şey bu. Yani genel bir şey. Ne diyelim? Dayanışma ruhunu canlı tutan bir şey, örnek. Tabii çok farklı geliyor. Herkes toplanıyordu da Eflak, Boğa'dan, Müslüman, Hristiyan fark etmiyor. Herkes o gün orada Tatar yağmasını izleyecekler. Çünkü o Tatarların düşman memlekette ne kadar yağmacı, ne kadar etkili asker olduklarını gösteren bir parodi. Sembolik parodi. Parodi bir şey gibi. Ne diyelim ona? Gösterir. Provası. Evet. Yani biz orduya katıldık. Ordunun ilerisine şimdi gideceğiz. Düşman memleketleri de işte böyle yağmalayacağız falan gibi bir şey. Prova. Dolayısıyla bazen iş çığırından çıkıyor. İşte şişlerden çıkartılan hayvanlar yerlerde sürükleniyor, ayaklarını basıp bulumu çekiyorlar bilmem ne filan. Yuvarlana yuvarlana sardığa zaman... O hayvanların yeme seremonisi aslında. Tabii tabii. Yuvarlana yuvarlana sardığa zaman çadırına filan girenler kavga ederken o esnada işte bu sefer Yeniçeri çavuşları devreye girer, elde değneklerle ayırırlar filan. Bazen iş çığırından çıkıyor. Ama bu Tatar yağması bu şeylerin, seferlerin vazgeçilmez görselliğidir. Yani bunu hep anlatırlar. Tabii çok ilginç. Bu konuya şundan geldik. Yani biz Osmanlı tarihinde böyle Müslüman, Hristiyan bilmem ne tam öyle değil. Etnik kimlikler de önemli. Ve işte Tatarlar Müslüman olduğu halde çoğu Osmanlı'nın gözünde çok egzotik insanlar. Hiç anlamıyorlar yani yaşam tarzlarını. O yüzden böyle şeyleri böyle dehşet içerisinde yazıyorlar. Başka böyle hayret ettiği kim var Osmanlı'nın? Farklı sebeplerle farklı insanlara var. Mesela düşman her zaman kötü değil yani. Mesela Kazakların çok böyle dirençle savaşması belli ki bir hayranlık uyandırmış. Mesela çok farklı kaynaklar benzer şekillerde anlatıyor. İşte sağ kolu kopsa alıyor kafamıza atıyor falan gibi. Bedenin altı kopsa işte üstüyle savaşıyor gibi. Yani bu tip şeyler anlatılar var. Yani hani kendi kopan kolunu evet. Fırlatıyor yani bir dakika. Yani böyle birkaç kaynak bunu böyle anlatıyor. Yabancı kaynaklara da yansıdığı için yani şeyini sağlamasını yapmak mümkün. Niye? Çünkü yani şey onlar için sembolik bir yer, şehrin kaybedilmemesi gerekiyor. Öyle bakıyorlar. Dokuz canlı dediğimiz şeyin bir başka versiyonu. Bu şey Osmanlı çok yıldırmış tabii. Yani bu tarz bir direnç. E şimdi bunu böyle överek de anlatamaz. Yani ters anlaşılır. Çünkü düşman sonuçta. O yüzden çok ilginç benzetmeleri var. Mesela bunu bir Osmanlı askeri yapsa işte gaza, cihat bildiğimiz kavramlarla açıklayacak. Ama karşı taraf yapınca şey oluyor. Gayreti cahiliye sergileyerek inat, yani inat kötü bir şey. Ebu Cehil inatı sergiliyor aslında adam falan. Yani bu tip şeyler, karşılaştırmalar aslında satır arası okuyunca bu şeyi gösteriyor. Dost olsun, düşman olsun. Belli bir savaş kültürü var. Cengaverlik bilmem de bu tip şeylere saygı duyuluyor aslında. Peki. Efendim Kahraman Şakül konuğumuz bir askeri tarihçi aslında. Fakat tarihi bize başka bir panoramik bir takım noktalarla, gözlemlerle görselleştirerek anlatan bir kıymetli tarihçi.
Kısa bir reklam arası vereceğiz. Ondan sonra devam edeceğiz bu güzel sohbeti. Ben de bir sürü şey merak ediyorum ama bakalım ne kadar sıra gelecek hepsine.